Difficult game. The first half was really good. We create a lot of chances. We have to score earlier. In the second half, I think we had everything under control with the first long ball from Trabzon that they scored the goal. After that, we react well. We came back. We should score through the penalty. And we missed the penalty, and I have to say it was a great reaction from the player 3 minutes later to score and to come back in the game. And after that, we felt that that game could be our game. This is the reason we make some change to have some legs, fresh legs on the pitch. Unfortunately, with the red card, it was another game for us. It was all about to keep the result, and I hope maybe with a lucky punch at the end to win the game. So we wanted to win. We didn't win today, but it's a good result with a great performance for the first game. Benim Beşiktaş'taki ilk maçımdı. Güzel ve zor bir deplasman maçı oynadık bugün. Ekibimizle ve futbolcularımızla beraber sadece bir haftalık bir çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakarsak bence iyi bir performans, çok iyi bir performans gösterdik bu akşam. Yapmamız gereken şey tempoyu olabildiğince takımımıza yaymak, bu yüksek tempoyu, bu organizasyonu takıma yaymak ve yerleştirmek. Kalitemiz var. Bu çok net bir şekilde belli oluyor. Galibiyet için gelmiştik buraya. İlk yarıda çok fazla gol fırsatı bulduk. Golü aslında daha erken atabilirdik, atmamız gerekiyordu. İkinci yarıda yine kontrol bizdeydi bence. İlk uzun topta, sadece kalemize atılan ilk uzun topta golü yedik ama sonrasında iyi bir reaksiyon gösterdik. Bir penaltı kazandık, o penaltıyı atmalıydık. Ama yine buna rağmen 3 dakika sonra yine çok güzel bir reaksiyon, bir tepki göstererek oyuna geri döndük. Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için bazı oyuncu değişiklikleri yaptık kenardan. Oyuncu değişikliklerini yapma amacımız maçı kazanmaktan, ama ne yazık ki bir kırmızı kart gördük. O noktadan sonra oyunu birazcık skoru tutma şekline çevirmek durumunda kaldık. Kazanamadığımız için mutlu değiliz ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için sevinçliyiz tabii ki. Okun Bey. Okun Şahinoğlu, Sabah Gazetesi. Beşiktaş sezon başından itibaren özellikle maçların son bölümlerinde kondisyon açısından ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bunlar da skora yansıyordu. Valerian İsmail şu an takımın fiziksel açıdan ve maç kondisyonu olarak durumunu nasıl değerlendiriyor? Oyuncu grubunun kısa sürede gelişimi oldu mu? Yes, you're right. It was my first assessment when I came. We are not where I want to see the squad, where I have my idea and exactly where I want to be, but we are on the right way. And we will need for sure for the rest of the season 2 more games to make sure that we can go again over 90 minutes. But for the first game, and even with 10 men, I think that it was a good start for the guys. They need to adapt. The good thing, they play already a lot of games, so they have a base for the fitness level is good. And as I say, we need now the game and the week to work with the player to make sure that they understand what we want to see on the pitch. Haklısınız aslında. Bizim de ilk gözlemlerimizden birisi böyle bir durum oldu. Ama istediğimiz noktada olmamıza rağmen iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim ben. Sezonun geri kalanı için daha fazla maç oynadıkça, daha fazla birlikte çalıştıkça daha da iyi olacaktır. Bugün 10 kişiyle bile aslında iyi bir performans gösterebildik bence bu konu üzerinden bakarsak. Futbolcularımız bu konuya zaman geçtikçe adapte olacaklar. Bundan eminim. Şu an çalışacağız. Önümüzde çalışacağımız bir hafta var. Daha da iyi olacağız zaman içerisinde. Tuna Bey. TRT Spor, Tuna Akdemir. Daha çok yeni hoca, yaklaşık 10 gün oldu takımla birlikte vakit geçireli. İlk olarak tesislerde gözüne çarpan bir eksiklik var mıydı? Neyi değiştirdi? Hem oyuncu grubundan bahsediyorum hem de tesislerin genel işleyişi anlamından bahsediyorum. Teşekkürler. Yes, we saw some situation we need to improve. Beşiktaş is a very high level. You see the stadium, the facility, the fans,
the power of this club and some area we need to improve, and this is the reason why I'm here. I have the support from the staff, from the sporting director, and to make the change. So we will make the chance to improve on the same way. We have a vision to put Beşiktaş on the fitness level very high, and the work had started since 10 days now. The hard work. Bazı gelişme göstermemiz gereken bazı şeyler tabii ki olacaktır. Beşiktaş çok üst seviye bir kulüp, tabii ki tesisler anlamında, stadyum anlamında, imkanlar anlamında kulübün geliştirici şeyler mutlaka olacaktır. Ben de bu yüzden buradayım aslında, bu konuları iyileştirebilmek için. Arkamda tüm desteği hissediyorum. Gelişmeye de açığız, gelişmeye çalışacağız. Beşiktaş özellikle mesela kondisyon anlamında en iyi seviyede, en üst seviyede olması gerek olacaktır. 10 gündür de zaten üzerinde çalıştığımız başka bir konu da bu. Sercan Bey. Sercan Dikmanspor. Beşiktaş taraftarı şu an oynanan oyundan memnun. Yeni bir teknik direktör için de çok iyi bir başlangıç denilebilir oyundan dolayı. Valerian Hoca denildiği zaman ön alanda pres, baskı oyunu. Bunu ne kadar süre içerisinde Beşiktaş'ı aşılamayı hedefliyor? Çünkü 10 günlük sürede ilk verilen tepki gayet olumlu oyunculardan ilk başta. Yes, I appreciate that the fans already got that feeling what it can be in the near future. I work with very intelligent players. They understand quickly what we demand, but it's clear to get that fitness level we want, it takes time, and especially when the player play almost all the season fully, we will demand a lot. So it's all about now to finish strong the season. We will need two good weeks to work well with the players, but I think the next game on Saturday home we will see another improvement, and we want to improve game by game till the end of the season to prepare the next season. Taraftara teşekkür ediyorum. Bu hissettikleri şeylerden dolayı da çok teşekkürler. Daha da iyi olacaktır zamanla. Kondisyon anlamında üst üste birazcık da bir zamana ihtiyacımız var. Üst üste birazcık maçlar oynayıp antrenmanlar yapmaya ihtiyacımız var. Şu andaki hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. 2 hafta çok iyi çalışmaya en azından ihtiyacımız var diyebilirim ben. Ama cumartesi günü en azından yakın gelecekte daha iyi, daha gelişmiş bir Beşiktaş görebileceksiniz. Maç daha da iyi olmayı hedefliyoruz. Erdan Süzgün, Beyaz TV. Öncelikle hayırlı olsun hocama. Bizim yorumcumuz Ahmet Çakar'ın bir paylaşımı var. İkinci yarıdaki çift vuruşla ilgili bir kural hatası olduğuna dair. Normalde ön çizgi üzerinden kullanılması gereken bir pozisyonu hakemin yan çizgi üzerinden kullanıldığını iddia etmiş, paylaşmış. Bu konuda bir şey söylemek ister mi hocam? Sosyal medyada çünkü yazılıyor bu. What do you mean? Tam olarak ne söylemeye çalıştım? Bu vuruşta kondisyonun ön çizgi üzerinden kullanılması gerektiğini söylüyor. Ama hakemin biraz çizgiden kullandığını iyi. Allah'a unuttu ya sen. Sorry. Yani konuyla ilgili aslında çok da hatırlamıyorum neyin nasıl olduğunu. You mean the free kick in the box? He put in a reason. Yani çok fark etmedim açıkçası. Çok fark etmedim. Son soruyu alalım, sizinle de sonlandıralım basın toplantımızı. Mikrofonu verebilir misiniz? Evet, Tanrı Berke, İzzet Espor. Beşiktaş bugün yüksek tempoda oynadı. Özellikle ilk 20 dakikadaki oyun çoğu kişiye göre sezonun en iyi oyun başlangıcıydı Beşiktaş için. Bu oyunu sürdürebilecek misiniz? Bu takımın bu kondisyonu mevcut mu? Yoksa rakibe göre bir şablon oyun muydu bugünkü? Bir fragman mıydı ya da sezonun geri kalanı için? It's clear in the future we will see a Beşiktaş like that throughout the 90 minutes. Because the last 3 years, this is my way to play. So I know exactly how I have to train with the player and manage the squad. But for sure I made always with a pre-season preparation, and it's easier for us
than to put the player quickly on the level. Today was maybe 25-30 minutes high intensity. Next week will be a little bit more. We hope we can 45 minutes, maybe a little bit more, and week by week, 1 hour, 70 minutes with the 5 substitutes, it will give us more possibility. So this is now our expectation to improve week after week. Gelecekte Beşiktaş'ı bu tempoda 90 dakika oynayarak göreceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde oynama niyetimiz var. Antrenmanları da buna uygun şekilde yapıyoruz elimizden geldiğince. Ama aslında bir sezon başına ihtiyacımız var. Tam anlamıyla doğru şeyleri yapabilmek için, futbolcularımızı o seviyeye çıkartabilmek için. Bugün bu dediğinizi 25-30 dakika kadar yaptık. Yüksek tempolu oyunu. Haftaya umarım 45 dakika veya daha fazla yapabiliriz. Hafta hafta zaman geçtikçe, zaman ilerledikçe bunu 60 dakika ya da 90 dakikaya çıkartmayı istiyoruz. 5 oyuncu değişikliğimiz de var aynı zamanda. Bu durumun da bu konuda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Zaman içerisinde daha da iyi olacağız bu konuda. Hocamıza teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler.